Sesi kalmadı ve eşi onu terk etti. Ev kirasını ödeyemeyince 2,5 yaşındaki oğluyla birlikte sokakta kaldı. Yıllardır da öyle yaşıyor. Evladı geçen yıl buz gibi havada donma tehlikesi geçirdi, ölümden döndü. İşte bir annenin sokakta verdiği yürek yakan hayat mücadelesi. İstanbul Pendik'teyiz şu anda ve bu caddede hayat normal akışında devam ediyor. Ama bu caddenin hemen karşısında bakın bir aralık var ve burada 46 yaşındaki Gönül Hanım 2,5 yaşındaki çocuğuyla birlikte tam 2,5 aydır işte burada yaşıyor. Burada yaşamasının sebebi daha önce kaldığı evde kirayı ödeyemediği için ev sahibi onu evinden çıkarttı ve sokakta işte tam da burada yaşıyor. Şu anda yağmur var. Bakın işte onu koruyan sadece bu üzerimizdeki tenteler. Yan taraftaki dükkanın çöpleri burada ve Gönül Hanım minicik oğluyla birlikte, Yakup'la birlikte o çöplerin yanında işte burada yaşıyor. Hava soğuk ve 3-4 tane battaniye var sadece gece onları korumak için. Ve Gönül Hanım'ın aslında en büyük korkusu oğlunun birileri tarafından kaçırılma tehlikesi. Ve bu yüzden tam 2,5 aydır geceleri uyumuyor ve oğlunun başında nöbet tutuyor. Allah her şeyi yaradan Allah biliyor. Ben onu görmeden bir saniye bile yaşayamam yani. Şimdi Gönül Hanım'ın gözyaşları insanın içini gerçekten çok acıtıyor ama hemen şunu söyleyeyim. Sadece o kendilerine bir el atılmasını istiyor. Kalacak bir yer istiyorlar. İşte şu anda bakın kaldıkları yeri görüyorsunuz. İşte en büyük korkusu da bahsettiğimiz gibi çocuğunun kaçırılma tehlikesi. İşte sağdan soldan gelen bu koltuk parçalarıyla kendisine burada işte şu minicik alanda bir ev yaratmış. Ve hiçbir gece uyumadan Yakup'un başında nöbet tutuyor. Ama Yakup çoğu gece üşüyor ve üşüdüğü için de annesi onu o battaniyelerle sıcak tutmaya çalışıyor. İşte hemen arkada da bazı poşetler görüyorsunuz. İşte burada Gönül Hanım'ın hiçbir kıyafeti yok. Sadece üzerindeki o siyah kıyafeti var. Ve Yakup ve annesi önümüzdeki kışı nasıl geçirecekler? İşte bunu maalesef kara kara düşünüyorlar. Gece üşüdünüz mü bugün? Çok. Hani dün gece öyle bir yağmur yağdı ki. Şimdi yağmur yağdığı zaman işte bu tente onları koruyor ama işte o tente olmadığı zamanlarda da Gönül Hanım böyle bir korunak yapmış kendisine. Çocuğumla da bunun altına girdim böyle. Battaniyeyi üstümüze ördüm. Ama yine de eli yüzü buz gibi oluyordu. Zaten korkuyla yatıyorum. Bir sefer rüya gördüm. Kaçırırlar diye Allah korusun. Dünyaya geldiğinden beri sokakta. Zaten dünyaya gelmeden önce babası istemedi onu. 2 aylık hamileyken ayrıldım da. Da yavrum 40'lıyken bile sokakta kaldı. Geçen kış, şimdi şöyle bir durum var onu da söyleyelim. Geçen kış çok sertti biliyorsunuz ve o sert kışta Yakup tam 1,5 yaşındaydı ve kar yağdı söylediği gibi ve donmaktan son anda kurtarılmış. Yani bu minicik çocuk ölümden son anda kurtulmuş ve hayatta kalmış. Aşağıda bizi tanıyan lokantacı abiler var. Ya, yoğurtlu çorbayı çok seviyor. Yoğurtlu çorba yedirdim. Bugün yedi peki. Yemediği günler oluyor mu? Yemediği günler oluyor. Tuvalet ihtiyacınız, banyo ihtiyacınız bunlar nasıl gideriyorsunuz? Şu hemen şurada cami var. Her sabah oraya gidiyoruz biz. Yakup şu anda mesela susadı. Burada suyunuz var mı? Su yok. Geçen bu binada tek bir kişi yardım etti. Allah razı olsun. Yiyecek var mı? Bazı insanlar yiyecek. İşte bazıları poğaça bırakıyor. Birkaç sefer yavrum ta öğle yemeğiyle yattığı oldu. Akşam yiyecek bir şey bulamadım ona. Şu an mesela üstünde şort var. Giyebileceği bir pantolon var mı şu anda? Yoktu. Şu an şunu inanın başka bir abi verdi yavruma. Hani önce Allah'tan sonra ben sizden ne olur yavrum için sadece.